görme engelli olmamdan kaynaklı sorunlar vardı. O sorunlara rağmen dağlara, doğaya olan özlemim sebebiyle o sorunları aşıp engelleri işte çözmeye gayret ettik ve bir süre sonra ODTÜ Dağcılık Kolu'nda dağda nasıl yürürüm, neler yaparım, o teknik. Benim bazı sloganlarım var. O sloganlarım aslında hem yaptıklarımın işte özeti hem de yaşam felsefemin projeksiyonu gibi. Mesela sloganlarımdan bir tanesi şu: dağ göz değil yürek tırmanır diyorum. Yani ben tırmandığım yerleri, dağları, doğayı hissetmeye çalışıyorum. Gönlümde hissetmeye çalışıyorum. Gözlerim görmüyor fakat diğer duyu organlarımla, bilhassa yüreğimle, dağlara, doğaya olan sevgim nedeniyle yüreğimle odaklanmaya çalışıyorum. Bu arada tabii süreç içinde bulduğum teknik var. O teknik de önde giden tırmanıcı arkadaş çantasında ya da elinde bir pirinç çan taşıyor. Benim iki tane de elimde slalom kayak batonu oluyor. O çan sesine konsantre oluyorum. 2002 yılında ağır zirve tırmanışımda özellikle 5000 metreden sonra fırtına vardı. Orada çan sesini duyamıyordum. Önde giden arkadaş ve arkada gelen arkadaşla ip birliği içindeydik. Önde giden arkadaşımın ODTÜ Dağcılık Kolu'ndan, yine o da Bora Balya, o ip rehberliğinde, yani benimdeki emniyet kemerine bağlı ip rehberliğinde hareket etmeye çalıştım. Orada çan sesi iptaldi. Fakat ip birliği içerisinde olmamız beni kurtardı. Yani kar, buz ve kaya parçacıklarından oluşan dağcılık literatüründe en riskli zeminlerden bir tanesi. Mix tırmanış koşulları oluşmuş. 3500 metreye geldik. İlk kaya bloğundan yukarıya doğru çıkacağız. Sol tarafta sabit hat atmışlar bir çelik şeyle, malzemeyle. Ben şimdi geldim ama arkadaşlar dönmemiz gerektiğinden söz ediyorlar. Çünkü 7-8 tane daha kaya pasajı var yukarıya doğru. Ben geldim, o çelik hattı böyle tuttum, kendimi çektim. Ayaklarımda kramponlar. Kramponları böyle alttan kaya duvarına vuruyorum. Ama tutmuyor kramponlar. Soğuk, böyle çok soğuk. Orada hep bunu söylerim. Korktum, yani dağlardan korktum orada. Ve nihayetinde o tırmanışta böyle bir korku yaşadım. Bir de Kilimanjaro'da ciddi bir hayati sorun yaşadım. 5000 metrenin üzerinde yükseklikten kaynaklı el koordinasyonum bozuldu. Elime dağ birlikte gittiğim 5 kıtada 5 maraton 5 zirve projesinin dağlar serisini birlikte tamamladığım ODTÜ Dağcılık ve Kısporları Kolu eski antrenörü Nevzat Öntaş yanımdaydı. Mesela Nevzat bir bardak su veriyordu, ağzımı götüremiyordum. El koordinasyonum bozulmuştu. Sesim kısılmıştı. Ağız mukozam çekilmişti. Çok halsiz ve takatsizdim. 5000 metrenin üzerinde, işte Kilimanjaro buzuluna yakın bir yerlerde. Orada hayati bir tehlike yaşadım. Fakat çok ilginçtir, orada korkmadım. İnatla. Nevzat Öntaş dönelim diye çok ısrar etti. Orada inatla hayır dedim, ben gideceğim. Yanımızda iki tane de yerel rehber, zenci dağcı arkadaş var. Onlarla birlikte devam ettik. Mont Blanc Dağı'nın Fransa ve İtalya kısımlarında çekimler yapıldı. Çekimlerin çok başarılı olduğu söyleniyor. Çekimlerin bence iki nedeni var. Türk Hava Yolları gerekli şekilde fon ayırdı. Bir de bu işleri dünyada en iyi yapabilecek birkaç kişiden birisi olduğu söylenen Renan Öztürk adlı hem dağcı hem yönetmen bir arkadaş Amerika'dan angaje edildi. O geldi. Renan Öztürk'ün de o manada şeyi çok çok katkısı var. Yıllarca uzun mesafe koşmaktan, dağlara inip çıkmaktan bazı eklem problemlerim oldu. En güncel projem, şimdi bu öyküyü kitaplaştırmak istiyorum.
Yazdım da, epeyce de yazdım. Buradan ilk kez sizin aracılığınızla duyurayım. Bu işte ilgilenecek bir yayın evi arıyorum ben. Yani bu 5 kıtada 5 maraton, 5 sıra öykümü kitaplaştırmak anlamında. İçine tabii şeyi de serpiştirdim. Çocukluğumdan bir şeyler, yaşam felsefeme dair bir şeyler. Amatörce bir metin oldu ama içerik çok güçlü. Dağları Necdet Turhan nasıl tarif eder? Doğa senfonileriyle tarif eder. Dağlarda, doğada senfoniler vardır dinleyebilene. Oradaki rüzgar, kuş sesleri, su sesleri. O senfoninin işte modülleridir diyeceğim. Bir de dağları Necdet Turhan çok duygulanarak tarif eder ya da edemez. Bazen gözleri dolar. Yani dağlar benim için şey, hayat kaynağı. Öyle doğa, dağlar benim için hayat kaynağı. Yani öyle tarif edebilirim dağları. İnsanın herkesin bence ciddi bir potansiyeli var. Fakat potansiyelini öncelikle kişilerin kendileri, beyinlerindeki düşünceleri sınırlıyor. Yani beyindeki, zihindeki ön yargılar sınırlıyor. Bu manada o potansiyelin farkında olmalı kişiler. Rasyonel yaklaşımlarla, oluşturacakları projelerle sınırlarını daha yukarıya çekebilirler. Şimdi mesela şöyle bir şey var Can Hanım'da. Bana zamanında şey dediler, yani yapamazsın dediler. Ben hep itiraz ettim. Yapamazsın değil. Yapamazsın denildiğinde o sahip olduğun potansiyelin önü kesiliyor. Soru bence şöyle sorulmalı. Engelli engelsiz herkese. Nasıl yapabilir?